gün güneye yolunuz düşerse dostlar, deniz mavisini, amanosların yeşilini, toprak ananın tüm güzelliklerini aynı anda görürsen, işte burası Erzin'dir dostlar. Güneyinde garbiyeli eser, portakalı Nisan'da çiçek açar, dağında soğuk sular akar, işte burası Erzin'dir dostlar. Doğusunda içmesi, kaplıcası, tepesinde karıncalı yaylası, batısında Burnaz plajı, işte burası Erzin'dir dostlar. Gökyüzünde göçmen kuşlar harita çizer, portakal bahçesinde gelinlik kızlar gezer, denizde levrek, çupralar yüzer, işte burası Erzin'dir dostlar. Gökyüzünde batan güneşi, narinciye bahçesinde altın topları, gelin gibi süslü zakkumlu yolları, işte burası Erzin'dir dostlar. Erzin, Hatay ilinin kuzeyindeki Amanos Dağları'nın Akdeniz'e bakan batı eteğinde yer alan şirin bir ilçe. İl merkezi Antakya'ya 110, Adana'ya 90 kilometre mesafede, ulaşımın otoyol ve demiryolu ile de çok kolay olarak sağlanabildiği ilçenin girişinde, baharda portakal çiçeği kokularıyla bezenmiş, eşine az rastlanan güzellikte bir bulvar sizleri karşılar ve 7 kilometrelik rüya gibi bir yolculukla şehre ulaşılır. Güneşin yılın her mevsimi insanların içini ısıttığı ilçede yeşilin ve mavinin her tonunu görerek turuncu renkli narenciyelerle birlikte yaşamak Erzinlilere bağışlanmış bir lütuf sanki. Baharın geldiğini Erzinliler farklı bir şekilde hissederler. Gelin gibi bembeyaz süslenen portakal ağaçlarından etrafa yayılan kokular baharı ve bereketi müjdeler, tarifi imkansız bir güzelliktir. Ve mutluluktur bu Erzinlilerin yaşadığı. Yılında yapılan nüfus sayımına göre 30.035 olan ilçe merkezinin nüfusu köylerle birlikte 38.918'dir. Sırtı Amanos Dağları'na dayanıp ayakları Akdeniz'e doğru uzanan şehrin 298 kilometre kare yüz ölçümüne karşılık merkezde denizden yükseklik 165 metredir. Kış mevsiminin ılık ve yağışlı, yazın ise sıcak bir iklime sahip olan ilçemizde denizimizin eşsiz kumsalı ve güneşi, yaylalarımızın olağanüstü güzellikleri ve ferahlatan çam havası çevre yerleşim birimlerindeki insanları da cezbeder. Erzin, kendi kısıtlı imkanlarıyla geleceğin turizm cenneti olmaya namzet, Türkiye ve dünyanın keşfedilmeyi bekleyen yegane yerleşim birimidir. İlçenin ekonomisi tarıma dayalı olup başlıca gelir kaynağı narenciye üretimidir. 365 gün toprakla ilgilenen insanları Erzin'de görmek mümkün. Bir çocuğu yetiştirmekle bir portakal ağacını yetiştirmenin hiç farkı yok gibi. Devamlı ilgi ister, bakım ister ağaçlar. Ülkemiz narenciye sektöründe bölgemizde yetiştirilen ürünlerin tercih edilmesindeki en önemli etken Erzin narenciyesidir.
Üreticilerimiz gelişen teknoloji ve yeni üretim teknikleriyle çok kaliteli meyveler yetiştirerek yurdun her köşesine ihracat yapmaktadır. Avrupa ve Arap ülkelerinde ve özellikle de Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde aranılan ve tercih edilen bir ürün olan Erzin portakalı çok önemli bir pazara sahiptir. İlçenin 3 kilometre doğusunda yer alan Erzin içmeleri özellikle yaz aylarında iç turizme hitap eder. Şifalı sular olarak da bilinen bölgede 150 yatak kapasiteli belediye moteli ile vatandaşlarımıza ait pansiyonlar artan talebi karşılamakta güçlük çekmektedir. Çevre, maki ve meşe çam karışık bir orman örtüsü ile kaplıdır. İçme kürlerine elverişli olan buradaki sular, sindirim sistemi hastalıkları, böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları ve metabolizma bozukluklarına olumlu etki yapar. Yılın 12 ayı hizmet veren belediye motelimizdeki mükemmel ortam, tatile gelen tüm turistlerin beğenisini kazanmış ve yeni misafirlerini ağırlayacak olmanın heyecanını hiçbir zaman kaybetmemiştir. İçmeler mevkiinden yaklaşık 2,5 kilometre daha doğuya doğru doyumsuz manzaralar ve mesire yerleri eşliğinde gidildiğinde kaplıcalara, yöresel adı ile ılıcalara ulaşılır. Özellikle romatizmal rahatsızlıkların tedavisi için rağbet edilen merkezde aynı zamanda içmelerde bulunan şifalı sudan da bulunmaktadır. Henüz vasıflı tesislere kavuşamamış olan ılıcamızda pansiyonlar faaliyet göstermekte ve her an keşfedilmeyi bekleyen gizli güzelliklerle dolu bir bölge olarak saklı durmaktadır. Amonos Dağı'nın halk arasındaki adıyla Gavur Dağları'nın zirvelerinden olan ve yaklaşık 2000 metre yükseklikte ki uzaktan bakıldığında çıplak gibi görünen ve gerçekte otsu bitkilerle kaplı tepe Keldaz olarak bilinir. Zirveden 100-150 metre inildiğinde dağ eteklerine kadar uzanan çoğunluğu çam olmak üzere gürgen, sedir, mezdeki, ladin ve ardıçla kaplı ve benzersiz güzellikleriyle eşsiz bir bitki örtüsünün bulunduğu ve çok çeşitli canlıların yaşadığı gür ormanlık alan bizi karşılar. 500 metre aşağıda ise Erzin yaylaları, küçük ve büyük karıncalı düzlükleri yer almaktadır. 600 civarında konutun olduğu bu yaylalar, sıcak yaz aylarında Erzin halkının en çok rağbet ettiği yerlerin başında gelmekte olup, şehir merkezine uzaklığı 18 kilometre mesafededir. İlçemize 22 kilometre mesafedeki Burnaz plajımız, sadece Erzin'e değil, yakın çevredeki pek çok yerleşim birimindeki insanımıza şu an için günübirlik olarak hizmet vermektedir. Burnaz sahil şeridi 6 kilometre uzunluğunda ve 1 kilometre genişliğinde eşine az rastlanır bir kumsal alana sahip olup aynı zamanda göçmen kuşların da konaklama bölgesidir. Dünya tarihinin en büyük meydan savaşlarından birine sahne olan İssos Ovası ile içerisinde yer alan ve aynı adla tanınan antik kent ilçemiz sınırları içerisinde yer alır. Yöresel adı ile Leçe olarak bilinen bölgedeki antik kent Erzin tren istasyonunun yanından başlayarak oldukça geniş alana yayılır ve denize doğru uzanır. Şehir kalıntıları gezenleri tarihin derinliklerine götüren etkileyici ve büyüleyici bir görünüme sahiptir.
bugüne kadar üzerinde ayrıntılı çalışma ve kazı yapılmayan, ancak savaşlar nedeniyle tarihçilerin, harabeler nedeniyle de batılı seyyahların ilgisini çeken kent, bir zamanlar Kilikya, yakın tarihimizde ise Çukurova adıyla bilinen bölgenin gizemli tarihine ışık tutan önemli yerleşmelerden biridir. Bugün antik kenti silüeti oluşturan, Amanos Dağları'nın zengin su kaynaklarını kente ve limana getiren anıtsal su kemerleridir. Kilometrelerce uzanan ve halen iyi durumda olan su kemerleri, Roma mimarisinin görkemini simgeler biçimde adeta kente bekçilik yapmaktadır. Mimari öğeler, seramik ve mozaik gibi buluntular incelendiğinde toprak altında kalmış olan tiyatrosu, spor merkezi, sütunlu caddesi, hamamı, tapınakları, su sarnıçları, mezarlıkları ve deniz sahilindeki yapılarıyla kent yaşamının gizemi gün ışığına çıkarılmayı bekliyor. Hem de sessizce. Erzin sizleri bekliyor. Eşsiz güzellikleri ve cazibesiyle. Anadolu'nun gözlerden uzak, gönüllerin tacı şehri. Erzin. Akdeniz'in incisi.